Merhaba, bugün sizlere Collario platformu üzerinden uygulama dili bilmeden sadece sürükle bırak mantığıyla nasıl bir mobil uygulama yapabiliriz bunu göstereceğim. Yapmak istediğiniz uygulamayı önce kafanızda bir kararlaştırmanız gerekiyor. Hani bu platform tamam iyi bir platform da her türlü uygulama yapmaya imkan sağlamıyor. Ona göre önce bir belirleyip ondan sonra işe atılmanız lazım. Ben buradan daha önceden TikTok video indirme uygulaması yapmıştım. Uygulama bu sabah yayınlandı. Önceki kapanan hesabımda da analiz uygulaması vardı. TikTok analizi. Bugün de sizlerle beraber işte wallpaper uygulaması yapacağız. İşte TikTok için, Instagram için, WhatsApp için wallpaper indirme uygulaması yapacağız. Öncelikle şu sol taraftaki menüyü tanıtayım. Buradan uygulama içinde kullanacağımız her şeyi seçebiliyoruz. Her şeyi buradan seçiyoruz. İşte list box'lar, butonlar, resimler, picture box'lar, haritalar, işte Google Map tarzı şeyler. Şu kısım reklam kısmı. Şunlar uygulama içi satın alım. Şunlar reklam kısmı. Bugün AdMob'dan da bahsedeceğiz sizlere. Siz burayı kurcalayarak her şeyi bulabilirsiniz. Başlangıç için şöyle bir tane buton oluşturacağız. Butonu oluşturmadan önce bir tane yatay düzen atıyorum. Pardon. Şöyle olsun. Butonu bunun içine atacağım. Şimdi menüyü yukarı çekelim. Şöyle bütün sayfayı kaplasın buton yan taraftan. Buradan butonun özelliklerini değiştirebilirsiniz. Rengini, yazının boyutunu, yazının rengini falan. Ben bu tarz detaylara, ayrıntılara girmeyeceğim bu bölümde. Şuradan sadece tıkla diyelim ya da uygulamaya gitmek için tıkla diyelim. Altına da şeyden bir tane Google Admob reklamı koyalım. Şuradan ekran ekle diyerek ikinci bir ekran ekleyebilirsiniz. Benim bu projemde zaten bir tane ekran vardı fazladan. Ben eklemeyeceğim o yüzden. Şimdi buraya palete web yazıyorum. Web görüntüleyicisini seçip sürükleyip atıyorum. Şu screen 2'yi seçip şu yukarıdaki kısmı kaldıracağım. Şöyle mouse'u aşağı çekeyim. Başlık görünümünü kapattım. Şu an web tarayıcısında ana ekran URL dediğim kısma hangi linki yapıştırırsam, örneğin bu linki yapıştırdığımda uygulamayı açan kişi bu siteyi böyle görecek. Böyle sürükleyerek aşağı doğru çekerek tıpkı telefondaki gibi wallpaper'ları görecek. Örneğin diyelim ki bunu beğendi. İndirmeye bastığında çarpıya bir kapatalım. Otomatik olacak inecek. Gördüğünüz gibi. Mantığı bu. Tabi kaydırma çubuğunu kapatırsanız kullanıcı aşağı doğru kaydıramaz. İlk başta en üstte görünen kısım neresi ise yani şöyle en başa geldiğimiz zaman buradan başka hiçbir yeri göremez. Büyütme, küçültme yapmayı engelliyorum. Sadece böyle aşağı yukarı yapabilir ve beğendiği görüntüyü indirebilir. Ekranı büyütüp ufaltmasına gerek yok. Böyle sürükle bırak gibi. Ondan sonracığım. İkinci ekran kısmı bu kadar zaten. Bütün olay HTML'de bitiyor. Yani uygulamada bir şey yok. Çok basit bir şey. Google Play'deki çoğu uygulama böyle. Maalesef. Bütün olay HTML'de bitiyor. İkinci kısmı ilk ekrana geliyoruz. Gelelim o sürükle bırak dediğim kod kısmına. Öncelikle ekran 1'e tıklıyorum. Şöyle aşağılarda olması lazım.
sarı kısımda bulmaya çalışıyorum. Ekran bir hazır hale geldi. Yani ekran bir açıldığında, yüklendiğinde reklam koyduğumuz için reklamı yükle diyoruz. Yani uygulamayı açan kişi ekran biri gördüğünde reklam açılacak. Ondan sonra butonumuzun kodlarına gelelim. Buton biri tıklandığında hangi kodu çalıştıracağız? Şöyle kontrolden seçelim. İkinci bir ekran açma kodunu seçeceğiz. Yani bunu. Başka bir ekranı seç diyoruz. Başka bir ekranı aç diyoruz. Ekranın da kısmına şuradan yazıdan en üstteki baloncuğu seçip bu tarafa doğru kaydırıyoruz. Tasarım kısmına geliyoruz. Ekranın ismini, ikinci ekranın ismini ne verdiyseniz, ben de screen 2 yazıyor, siz ne hangi ismi verdiyseniz onu buraya yazıyoruz. Bütün uygulamanın kod kısmı bu kadardı işte. Şimdi AdMob'dan bir reklam kimliği alalım. Şöyle. Test modunu da açalım. Bu sabahki onaylanan uygulamamın reklamı. Size uygulama onaylandıktan sonra nasıl reklam alınacağını da gösteriyor. Şimdi uygulamayı test etmemiz için ya telefondan ya da bilgisayardan BlueStacks'e bağlanmamız lazım. Bilgisayardan yapıyorsanız BlueStacks'i açacaksınız ve Google Play'de şu gördüğünüz kodları onun kendi uygulamasını indireceksiniz. Telefondan yapacaksınız aynı şekilde. Şimdi ekranı ufaltıyorum. Web tarayıcısını da ufaltıyorum. Bunu bu tarafa çekelim. Sizleri böyle aşağı atalım. Test diyoruz. Eşlikçiye bağlan diyoruz. Şu görmüş olduğunuz kodu buraya yazacağız. İsterseniz QR kodunu da taratabilir telefonunuzla. Otomatik olarak bağlanabilirsiniz. Kodu yazdık. Uygulamaya girdik. Bekliyoruz. Yüklenecek çünkü. Şimdi uygulama yüklendi. Reklam hemen gelmiyor. Hani bir dakika sürmez de birkaç saniye beklenmesi gerekiyor. Uygulamaya gitmek için tıkla diyoruz. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi resimler direkt geliyor. Şuradan ekranları tekrar gidip düzeltebiliyorsunuz işinizi. Yani öyle bir kolay yanı var. Şöyle tekrar uygulamaya gitmek için tıkla diyelim. Görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar basit aslında bir uygulama yapmak. Ekran bile tekrar gidelim. Bütün kodlar bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonra görüşmek üzere.